Anneciğim ben geldim. Hadi başlayalım akşam hazırlığına. Hadi hazırım ben. Sen de git valizini hazırla. Çıkalım hemen evden. Anneciğim nereye? Bu akşam beni istemeye gelecekler ya hani. Tamam işte. Sen kızıyorsun ya biri seni isteyince. Geçen sefer laf etmiştin. Bir iki gün çıkarız evden. Bir otele yerleşiriz. Damat da anlar hatasını, unutur gider. Anneciğim ya. Bu seferki öyle isteme değil. Ben dedim gelin beni isteyin diye. Verecek miyiz? Yani büyüklerim daha iyi bilirler tabii ama. Ne oldu kızım? Çok mu sıktık seni? Çok mu bunalttık? Niye evleniyorsun sen? Lidl Sezai'yi mi kıskanıyorsun yoksa? Doğruyu söyle. Ay hayır anne ya. İşte aşk, meşk, şehvet, tutku gibi genel şeyler. Yani sizinle hiçbir alakası yok. Vallahi bak. Sen karar verdin yani. Ay canım. Üzüldün mü sen? Küçük kızım büyüdü de evden uçup gidiyor diye duygusallaştın mı? Yok. Dışarıda yiyeceğiz diye sevindimdi de ben. Ay canım kebap çektiydi. Anneciğim hadi hadi temizlik yapalım. Evimiz tertemiz olsun. En güzel kıyafetlerimizi giyelim. Normal kız isteme gibi olsun lütfen. Manyak biz kız biz. Kaç lira maaşlı kız veriyoruz? Bir de evi temizleyeceğiz. Nasıl yani? Balonlarla falan süsleyelim evi. Böyle resmi bayram da ilan edelim kızımıza koca bulduk diye. Az biraz kendini belli etme kızım. Cool ol cool. Hadi ya. Ben de şey yapacaktım. Kuaföre falan gidecektim. Vallahi ben hiç ev mev temizleyemem. Kebap da gitti. Bu kız saf ya. Biz bunu verelim de kurtulalım be. Demek bu akşam kız isteme var. Geliyorlar bağır. Feyza'yı veren eller kırılsın. Feyza'yı veren eller kırılsın. Feyza sen bizim her şeyimizsin. Abi ne yapıyor bu manyaklar ya? Ne oluyor lan? Size ne oğlum bizim bacımızdan? Abi bu yaşta gencecik kız verilir mi ya? Lanet olsun sizin törenize. Yazıklar olsun çocuk yaşta evlendirenlere. Lan oğlum sen Feyza'yı kaç yaşında sanıyorsun lan? Biz zorla mı veriyoruz kızı? Feyza kendi isteğiyle varıyor sevdalısına. Ya abi siz Feyza'yı tanımıyor musunuz ya? Gel git akıllı o. Bugün sever yarın nefret eder. Bu evlilik yürümez bak söyleyeyim size. Hem bu işler sırayla değil mi abi? Siz evlenmeden o neden evleniyor? Bak sıranız bozuluyor beyler ayık olun. Bebeler haklı herhalde abi. Sonuçta başarısızlıkla da sonuçlansa sen bir kere denedin. Sıranı savdın. Ya ben? Ben o damatlığın içinde olacağım gün hayaliyle yaşıyorum. Allah Allah. Ben niye sıramı savmışım? Ben de evlenme teklif ettim. Cevap geldi mi? Daha gelmedi. Ama evlenme teklif ettim yani. Geç evlenme mi teklif ettim? Vize başvurusundan bulundum belli değil. Ama başvurumun olumlu sonuçlanacağına inanıyorum yani. Yengem vizesi alacağım, interrail yapacağım. Beyler konudan uzaklaşıyorsunuz. Bencillik yapmayın hemen de kendinize yordunuz meseleyi. Ya abi size soruyorum mutsuzluk üzerine yuva kurulur mu? Hayır. Ben mutsuzum işte abi Feyza üzerime yuva kuruyor. Vermeyin abi kızı ne olur. Vermeyin abi lütfen vermeyin. Ne olur vermeyin ya vermeyin. Bak kendimi keseceğim burada vermeyin. Hem daha bu başlangıç abi. Mücadelemize sonuna kadar devam edelim. Tamam lan, vermiyorum hadi. Hanginiz daha çok seviyorsunuz Feyza'yı? Hanginiz talipsiniz bakayım? Ya abi bu da soru mu ya? Tabii ki de ben daha çok seviyorum. Ne? Sen mi? Evet ben. Ne diyorsun oğlum sen? Ya hayır ben ya. Ya doğru konuş oğlum. Bak kıvırcık göllerim seni ha. Oğlum ben senin terli mevcuma yanı yolladım. Rahat ol. İşte genelde abisi bu tür eylemlerde ortaya bir tane fitne atarsın. Eylemciler bölüne bölüne yok olur. Türk eylemciliğinin de en büyük sorunu bu. BKZ çıraklar. Yalnız abi Feyza'mız gelin oluyor farkında mısın? Farkında olmamaya çalışıyorum abisi. Sabahtan beri bir yumru var boğazından ah şöyle. Kızı hiç vermesek mi ya? Ne dersin? Bencillik yapma lan. Abisin sen. Sevenleri ayırmak yakışır mı bize? Doğru diyorum. Abilik insanın kendine yakışanı yapmasıdır değil mi abi? Aynen kardeşim. Aç bakayım şu kilidi hadi. Açılmaz o zincir. Anahtarı almak lazım onlardan. Hala dönüyor lan bu. Sinan! Tanrım! Merhaba Hamiyet Hanım. Merhaba. Bana mı kaçtın yoksa? Ben kaçırırdım seni. Niye tek başına zahmet ettin? Yok hayır. Ben mahalleden ayrılıyorum da. İyi kötü anılarımız var. Size de veda etmeden gitmeyeyim dedim efendim. Benim seninle kötü bir anım olamaz ki Recai. Niye ayrılıyorsun ki mahalleden? Tamamen ailevi bir mesele. Hiç başınızı ağrıtmayayım. Bakın Recai Bey, benim tarzım biraz sizi ürkütmüş olabilir. Ama ben buyum. Dandum bir kadınım. İçimde tutamam hissettiklerimi. Rahmetliyle de böyleydi.
Çocuklarımla da böyleyim. Ama gerçekten eğer imkan olursa sizi tanımak isterim. Aminet Hanım, ben kalacak yeri bile olmayan çulsuzun tekiyim. Kardeşim bile istemedi beni. Siz ne yapacaksınız bende? Çok şey. Tek derdim bu. Ben sana kalacak yer bulurum. Yani tam olarak sadece kalacak yer değil. Daha kapsamlı bir şeyden söz ediyorum. O iş bende Recai. Bahar'a. Kız veriyormuşsunuz Metin Lale, he? Ulan bak bir terslik yapıp sevenleri ayırmayın ha. Mahallemiz daha yeni huzura kavuşuyor. Feyza. Hilmi abi, Hilmi. İlk kadın ve çocuklar abisi, koş. Tamam. Sen de Hilmi. Dur oğlum. Durun. Ali abi. Kendisin. Ali abi. Niye öptün? Bak. Ha? Ne yapıyorsun? Durun, durun. Ha. Adam bakın lan. Şişko. Koş. Sinir hastası bu ha. Şişko mu dedi o bana? Hadi şu partiyi atalım, benim de işim gücüm var sonunda. Evet, çok enteresan. Maddeyi böyle açıklıyorsunuz yani. Ya, ya. Çeşitlikte mi ne oldu? Vermedi değil mi annem seni? Ah ağabeyimler. Neredesiniz lan siz? Siz yoksunuz diye iki saattir konuya giremedi Deniz'in fizik hocası. Konuyu değiştire değiştire lafı nerelere getirdi. En son karanlık maddeyi açıklamaya çalıştı da beyni yetmedi. Yazık, adamın tansiyonu falan yükseldi. Deniz'in fizik hocası mı? Kızım benim bildiğim anası babası vefat etmişler. Mahallenin büyüğünü getirirler kız istemeye. Bu herif ne ara düştü fizik öğretmenine? Şerif amcayı mı getirseydi yani? Ben öyle bir kız mıyım? Bana verdiği önemi göstermek için fizik hocasını getirmiş. Şaka şaka. Tanıdığı en değerli insan oymuş da o yüzden. Sen niye böyle giymemişsin? Annem yüzünü. Bana giyinme dedi. Kendine biçim giyinmiş ama. Gül gibi sofra hazırladım, onu da kaldırdı zaten. Feyza, şimdi biz seninle çok konuşamadık. Böyle hemen verdik falan demeyeceğiz. Abinle karar aldık, düşünüyoruz falan diyeceğiz. Ya kız evi naz evi. Abime de Şükrü yenge isterlerken aynısını yaptılar ya. Aklınca intikam alacak işte. Aman ha. Yengemlerin babası git, görüşmeleri paket paket açıyordu. Yazık, abim her hafta onların kapının önünde sabahlıyordu. Allah'tan dönem başkanlığı anasına geçti de oldu o iş. Siz Deniz'e lütfen öyle yapmayın. Ben bir yanılırım. Yazık. Sana mı soracağız kızım? Abiyiz biz. Karanlık olduğu için kışın iyi de yazın bunaltıyor. Kışın sorun yok. Oh, Ali, Metin Bey oğullarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz yahu. Madem evin erkekleri geldi, lafa gireyim ben. Gir bakalım Deniz'in fizik öğretmeni bey amca. Neydi la bunun adı, Newton mu? Deniz yok ortalıkta, çekindi herhalde kerata. Gelecekler, gelecekler. Ben beklesinler dedim, adettendir. Allah Allah, nerenin adetiymiş ki bu? Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımızı oğlumuza istiyoruz. Efendim şimdi tabii... Kimdir, nedir oğlumuz? Sormak da soruşturmak da lazım aslında ama... Çocuk da elimizde büyüdü abi. Çocukluğunu da gençliğini de biliyoruz. Çocukluğu hadi neyse de gençliğini bilmeyedik iyiydi. Bayağı bir ceviz kırdı. Ya abi. Ya biz öyle lafa şakayla girelim dedik, sen de abartma abisi. Verdim, verdim gitti. Allah mutluluklarını daim etsin. Söz mü ama? Caymak yok bak. Cayması olur mu bunun ya? Ben daha büyük nasihimi gideyim yani. Metin. Sözünden nönenin aynı gece iki kere seyf etmeden belgesi kapansın lan. Söz. O zaman ikinci kısma geçelim hemen. Tatlıya geçiyoruz. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı kendi oğlumuza istiyoruz. İstedin ya dayı. Gül gibi gelini aldı. Beyni eridi şapşırıyım. Çok yaşa. Yok. Bu sefer Feyza'yı Deniz'e. Hamiyet, söz verdin ama. Yan çizmek yok. Onu da ben verdim gitti. Aşıkları ayırmak günahtır. O zaman bu mutlu anı kaçırmasın çocuklar. Çağıralım onları da. Öp bakayım babanın eline. Sen de yavrum. De, ben de. Abi, Hilmi'ye gidelim mi? Yoksa oturup ağlayalım mı? Sen
seyirciler hazır mıyız? Evet ya!